Merhabalar kıymetli arkadaşlarım nasılsınız? Hepinize iyi geceler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Burada mıyız? Nasıl enerjiniz her şey yolunda mı? Ara sıra böyle akşam kaçamakları yapalım. O zaman hiç zaman kaybetmeden izninizle ben başlıyorum. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Kolaylıklar diliyorum hepimize. Bugünkü hedefim 25 tane size soru çözmek dostlarım. 25 tane pasif sorusu çözeceğim. 25 pasif sorusu çözeceğiz. Hadi bakalım. Yorumları kapattım ve başlıyorum. Arkadaşlar birinci soru, birinci soru kauzatif sorusu. Ben size bu konuyu kauzatifi, bu ettirgen çatı demek, ee, birine bir şey yaptırtmak ya da bir şey yaptırtmak anlamlarında kullanılıyor. Kalem ne kadar kalın bugün. Kalem sen niye kalınsın bu kadar kalem. Heh. Birine bir şey yaptırtmak ya da bir şey yaptırtmak anlamlarında kullanılıyor. Bunu daha sonra anlatacağız. Hatta yarınki derste anlatacağım. Ee, o yüzden bu birinci soruyu es geçiyorum. Hemen ikinci soruyla başlıyoruz. Arkadaşlar diyoruz ki tense ve pasif sorularında tense ve pasif sorularında çözüm yolu aynıdır. Çözüm yolu aynıdır. Tek fark tek fark pasifde bir tık bir tık bir tık çeviri vardır. Pasifde bir tık çeviri vardır. Burada da çeviri önemli olan yer özne ile fiili doğru çevirebilmektir. Özne ile fiili doğru çevirebilmek önemlidir. Fiil özneye sorar. Fiil özneye sorar. Özne sen yapan mı? Özne sen yapılan mı? Özne derse ki ben yapanım aktif yani etken özne derse ki ben yapılanım yani pasif edilgen diyoruz değerli dostlar. Peki hocam tens ve pasifde tens ve pasifde yöntem neydi? Bir anahtar kelime. iki tens uyuşması. 3- çevir. Baktın bu üçüyle doğru cevaba bulamadın. Ya doğru cevap present'tır. Sebebi nedir hocam? Doğru cevabın present olmasının. İngilizce'de bir soru geçmiş ve gelecek ise mutlaka soru onun bir ipucunu veriyordur. Eğer sen onu o sorudan alamıyorsan demek ki o soru solu demek o soru present'tır. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra gelelim ikinci soruya. Şimdi şurada for around 3000 years diyor. Yaklaşık 3000 yıldır. İngilizce'de yaklaşık anlamına gelen yapıları da söylemiş olalım hemen. About arkadaşlar yaklaşık. Around yaklaşık. Değil mi? Ondan sonra roughly buraya koyabiliriz onu da neredeyse anlamında. Almost'u koyabiliriz buraya neredeyse anlamında. Sam'ın yaklaşık anlamı var arkadaşlar. Hatta e kadar anlamında bayı da kullandığımızı unutmayın. Bir de zor bir kelime var. Approximate Charlie. Bu da yaklaşık olarak anlamında kullanılıyor. Şimdi burada for around 3000 years dediğine göre şurası süreç olacak hocam. Hocam burada da 1970'i gördüm. Geçmiş he ipucu var ise önce verb 2 ya da simple past ya da simple past'ın pasif hali Vaz World War 3'dür hocam demeniz lazım. O yüzden şunu işaretliyorum. Bunu çiziyorum, 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 çiziyorum. Geçmişte World War 2'ye gittim. Has been practiced de süreç verdi. Doğru cevap Adana. İlk kısımdan baksaydık Adana ve Denizli olabilirdi sadece. Ama ikinci kısımdan is becoming burada olmuyordu. Süreç veren A ile D var. Ama burada da 1970 olduğu için direkt became'i işaretledik kıymetli öğrencilerim. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda bir zaman bağlacı gördük when. Biliyorsunuz ki zaman bağlacının hemen arkasına B kısmı, diğer tarafına A kısmı diyorduk. Neydi kural? Zaman ve koşul bağlaçlığı ten suçması ister. Adana tamam, Bursa tamam. Ha, bir kural daha vardı. Zaman ve koşul bağlaçlarının B'sine will, would, we'll be going to gelmez demiştik. Denizli tamam, Edirne tamam. Şimdi Ondan sonra artık bakacağız. Diyoruz ki bir atlet bacağındaki yaralanmadan acı çeker mi çekilir mi? Atlet acı çeker. Yani burası aktif. Ama baktığımda is suffered pasif olduğu için elendi. Geldik buz. Buz. İşte yaralı olan ayağı buz. Uygular mı uygulanır mı? Buz da uygulamaz uygulanır. Yani burası pasif değerli dostlarım. Must apply aktif gitti. Can apply aktif gitti. Ne kaldı elimizde? Sadece bursa kaldı. Çevirisi ne? Spor tıp uzmanları kabul ediyor. Buzun hızlıca uygulanmasını ne zaman bir atlet onun bacağında ki yaralanmadan acı çektiği zaman anlamında doğru cevabımızın burs olduğunu görüyoruz kıymetli dostlarım aktif pasif elerken bu şekilde gidebiliriz. Şimdi bir taktik var ama her zaman tutmuyor. O taktiği de söyleyelim. Neydi hocam? Hakkı hocam o taktik. Taktik şuydu kıymetli dostlarım. Eee taktik şuydu. Boşluğun e, sağında prep varsa, boşluğun sağında prep varsa ya da boşluğun sağında hiçbir şey yoksa bunun %65 pasif olduğunu hatırlayalım. Boşluğun sağında isim varsa bunun da %65 olduğunu, %65 aktif olduğunu düşünelim. Ama bunu bu taktiği ne zaman kullanıyoruz? Çeviremediğimiz durumlarda kullanıyoruz değerli dostlarım. Önce çeviri çeviremezsek bu taktiği kullanırsak sıkıntı yaşamayız. Geldik dördüncü soruya. Burada yine bir veni gördük arkadaşlar. Venin burası B tarafı, burası A tarafı. Ten var, ten suyuşması var, ten suyuşması var, ten var, ten, var, ten var. Bir mail parçası daha hızlı seyahat etmek, zip kodu, e, zarfın üzerine zip kodu belirtir mi? Belirtilir mi? Zarfın üzerinde bir zip kodu belirtilir. Yani belirtilir dediğimizde pasif oluyor. Bu indicated, aktif, has indicated, aktif, was indicating, aktif. Doğru cevap bursa ya da Edirne. Burada zip kodu olduğunda e, mailin daha hızlı gitmesinden bahsediyor. Bu geçmişi vermez bize genel bir bilgi. Edirne geçmiş olduğu için gitti. Doğru cevap olarak bursayı işaretledik can öğrencilerim. Geldim hemen beşinci soruya. Arkadaşlar şöyle bir bilgimiz var. İngilizce'de, İngilizce'de, İngilizce'de bazı fiiller her zaman pasif kullanılmak zorundadır. Her zaman pasif kullanılmak zorundadır. Zorundadır. Çevirileri, çevirileri Aktif olsa bile çevirileri aktif olsa bile İngilizce'de bazı fiiller her zaman pasif kullanılmak zorundadır. Çevirileri aktif olsa bile ee, biz bu fiillere doğuştan pasif diyoruz değerli dostlarım. Mesela Türkiye is located in Europe. Bu cümlenin aslında bu cümlenin aslında çevirisi Türkiye Avrupa'da yer alır diye çevrilir. Şimdi Avrupa'da yer alır dedik ya bu yer almak aslında aktiftir. Ama ben bunu gördüğünüz üzere be located olarak yazdım. Yani pasif olarak yazdım. Çünkü bu fiil doğuştan pasifdir ve her zaman ve her zaman pasif kullanılmak zorundadır. Kıymetli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Mesela ben Kütahya'da doğdum. Ben Kütahya'da doğdum. Bu da bir aktif olmasına rağmen ben bunu I was born in Kütahya diye yazıyorum. Neden hocam böyle yazıyorsunuz? Çünkü doğmak da her zaman pasif kullanmak zorunda olduğumuz bir fiildir. Bunlara biz doğuştan pasif diyoruz. Bunların akademik anlamı stative verbs diye geçer. Ben size bunların listesini atacağım. Bu biraz ezber işi arkadaşlar. Bunun bir listesi var. O listeyi bilmenizde fayda var. O zaman neymiş doğuştan pasif? Çevir, çevirisi aktif olsa bile her zaman pasif olarak kullandığımız fiillere biz doğuştan pasif diyoruz. Şimdi arkadaşlar yoksun olmak be deprived of'tur yani bu fiil de yoksun olmak anlamında doğuştan pasiftir. Bakın bunu aktif olduğu için eledim. Doğru cevabımız Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne olabilir. Mahkumlar onların özgürlüğünden işte mahrum kalmışlardır. Ben inanıyorum bu en kötü cezadır onlar. Onlar dediği kim? Mahkum. Mahkuma ceza, mahkuma ceza verir mi? Verilir mi? Mahkuma ceza verilir. Yani pasif arkadaşlar burası. Bu aktif, bu aktif elimizde kaldı. Denizli elimizde kaldı Edirne. Mahkumların özgürlüklerinden mahrum olması ve bunun en kötü verilebilen ceza olması... Bu geçmişte olan bir şey değil. Günümüzde de var olan genel bir bilgidir. Şu bize geçmişi verdiği için gider. Burada otomatikmen E şıkkını işaretleriz kıymetli öğrencilerim. Geldik şimdi 6. soruya. Altıncı soru da bir kauzatif sorusu. Bu konuyu size yarın anlatacağım dostlarım. O yüzden geçiyorum. Geldim yedinci soruya. Burada karşımıza model çıktı. Şimdi hiç bakmadan bunların bir çevirilerini yapalım. Tamam çözeriz ama soruyu model'ların çevirisini bilmek önemli. Must have constructed. İnşa etmiş olmalı. İnşa etmiş olmalı. Çıkarıma bağlı yüksek olasılık. Can be constructing. İnşa ediyor olabilir inşa ediyor olabilir may have to construct have to zorundalık o zaman inşa etmek zorunda olabilir yani have to zorundalık may ebilir inşa etmek zorunda olabilir will have been constructed inşa edilmiş olacak inşa edilmiş olacak have been constructed da inşa edildi diye ...çevrilir. şimdi dostlarım baktığımızda A şıkkımız A şıkkımız aktif. B şıkkımız aktif. C şıkkımız aktif. D şıkkımız pasif. E şıkkımız da pasif arkadaşlar. D pasif. E şıkkımız da pasif. Şimdi baktığımızda inanılıyor. 2030 itibariyle şimdi bayın arkasından feature bir ifade getirdiğimizde birinci önceliğimizin her zaman will have verb 3 olduğunu sonra future tenses'ları kullanabildiğimizi ama ilk önce will have verb 3 kullanacağımızı bir hatırlayalım. Bir de arkadaşlarım model'ın yanına have verb 3 koyduğumuzda bu model have verb 3'ün her zaman bize geçmişi verdiğini unutmayalım. Şimdi bu soruya baktığımızda da uzay istasyonları İnşa ee, inşa eder mi edilir mi? Uzay istasyonları inşa edilir. Yani buranın pasif olacağını biliyoruz. Adana aktif, Bursa aktif, Ceyhan aktif. Ondan sonra e, 2030'da geleceği vereceği için Edirne gider. Doğru cevabımız da bu soruda Denizli oldu. İnanılıyor ki 2030 yılı itibariyle çok sayıda uzay istasyonu dünya ve ay arasında inşa edilmiş olacak. Çevirisi doğru cevabımız Denizli kıymetli öğrencilerim. Geldik 8. soruya. 8. soruda e, çoğu kış öksürüğü demiş, viral enfeksiyon demiş. Sorunun genel yargı olduğunu görüyoruz. Kaos geçmiş, word kaos geçmiş, vent geçmiş. Bunları eledik. Doğru cevap C ya da D çoğu kış öksürüğüne viral enfeksiyon tarafından sebep olur mu? Olunur mu? Enfeksiyon tarafından sebep olunur. Yani kıymetli dostlarım pasif olacak. E, aktif ama our simple present'ın pasif olduğu için doğru cevap olarak bu soruda da Denizli'yi işaretliyoruz kıymetli dostlarım. Geldim 9. soruya. Burada da bir model var. Bakalım bu modelları da çevirelim. Must construct inşa etmeli ya da inşa etmek zorunda. İnşa etmeli ya da inşa etmek zorunda. Bu kıymetli dostlarım aktif. Have to zorundalık bir ecek acak. O zaman inşa etmek zorunda kalacak. İnşa etmek zorunda kalacak. Şimdi b to. b to'yu biz ne diye çeviriyoruz? Mesiması beklenir. Doğru mu? Mesiması beklenir. Şimdi burada word to var görüyorsunuz. Virtue'yu o zaman nasıl çeviririz? Mesimas'ı beklendi diye çeviririz. Biz model'ın yanına have 3 koyduğumuzda da have 3 koyduğumuzda da bu have verb 3'ü mışmış diye çevirdiğimize göre verb to have been constructed'ı şöyle çevireceğiz. İnşa edilmiş olması inşa edilmiş olması beklendi. Şimdi burada pasif var. Mışmış inşa edilmiş olması. Word'u da beklendi. inşa edilmiş olması beklendi diye çevireceğiz. Should have been constructed. İnşa edilmeliydi. Saftirik. İnşa edilmeliydi. Saftirik edilmedi diye çeviriyoruz. Should da burada bir olumsuzluk var. Be to mesiması beklenir. Be constructed da pasif. O zaman inşa edilmesi Beklenir diye bunu çevireceğiz. İnşa edilmesi beklenir diye çevireceğiz. Şimdi baktığımızda yeni binalar, deprem bölgesindeki yeni binalar inşa eder mi edilir, mi? edilir. Yani pasif olacak. Adana aktif, Bursa aktif gitti. Bram Navon demek de şu saatten sonra, şu saatten sonra... Neydi bu? Öyle bir şarkı var mı? Unuttum. unuttum, unuttum from now on şu saatten sonra dediğine göre eylem geçmişte de değil günüm gelecekte de, ileride anlamında. Ama biz biliyoruz ki were to have been construct ve should have been construct geçmiş olduğu için burada da Edirne'yi işaretliyoruz. Çevirisi de şu bu saatten sonra öyle bir şey mi öyle bir şarkı vardı. Neyse yeni binalar deprem bölgesindeki ee, without suffering structural damage yapısal zarardan acı çekmeden bir tremora ayakta kalabilmek için inşa edilmesi beklenir. Yani bundan sonra bunların bu şekilde inşa edilmesi beklenir anlamında doğru cevabımız bu soruda. Edirnedir kıymetli öğrencilerim. Hayırlı olsun bu soru. Devam ediyorum 10. soruyla. 10. soruda da yine biraz model var. Çevirelim bunları. Need to be taught. Öğretilmesi gerekir. Öğretil öğretmesi gerekir. Should be taught öğretilmeli. Öğretilmeli. Have to zorundalık. Will ecek acak. Öğretilmek zorunda olacak. Öğretilmek zorunda olacak. Will prefer tercih etmek. Will prefer to be taught. Öğretilmeyi tercih eder. Öğretilmeyi tercih eder. Tercih eder. Had to be taught da öğretilmek zorundaydı. ...öğretilmek zorundaydı. Model görüyorsan çevir arkadaşlar. Küçük kız kronik olarak hastaydı. Ne zaman hastaydı? Geçmişte. Bu çocuk özel öğretmen tarafından... ...öğretilme eylemi ne zaman olmak zorundaydı? Geçmişte. Niye geçmişte hastaydı? Geçmişte öğretildi. O yüzden bu present, bu present, bu present, bu present diye Eleriz Doğru cevabımız Edirne. Çeviriste küçük kız kronik olarak hastaydı. Ee, çocukken... Ve e, bir evde özel öğretmen tarafından öğretilmek zorundaydı. Çevirisi de çok güzel oluyor. Edirne'yi işaretliyoruz. Canım öğrencilerim 10. soruda. 11. soruda da e, tatmin olmak. Tatmin. Tatmin olmak demiş. Şimdi bakalım. Kazanma kurumları. E, firma tarafından teklif edilen... E, compensation... Ee, Türkçe saklıma gelmiyor. Rüşvet değil de sigorta da değil. Eee kefalet, kefaret, kefalet, kefaret. Kefalet. Tazminat. Ha, evet. Kaza kurbanları e, şirket tarafından teklif edilen e, tazminattan memnun olmamak bu yüzden onlar e, şirketi mahkemeye vermekle ilgili tehdit etmek anlamlarında kullanılmış. Şimdi arkadaşlar tatmin olmak doğuştan pasiftir. Yani be satisfied be satisfied with doğuştan pasiftir arkadaşlar. O yüzden Edirne aktif olduğu için eledik. bursu aktif olduğu için eledik. Onlar dediği kaza kurbanları mahkemeyi şikayet eder. Yani burası şikayet etmekle tehdit eder. Yani burası aktif. Baktığımızda bu da pasif gitti. Elimizde kaldı Adana, elimizde kaldı Ceyhan. Peki şirket bunlara tazminatı geçmişte teklif etti. Bunlar geçmişte tatmin olmadı ve geçmişte tehdit etti firmayı anlamında. Hani günümüzde tatmin olmuyor, geçmişin geçmişine tehdit ediyor mu? Yoksa geçmişte tahmin olmadı, geçmişte tehdit etti mi? İki şirket arasındaki uyumada baktığımızda present ve geçmişin geçmişi doğru değil. Bu yüzden doğru cevap olarak Ceyhan'ı işaretliyoruz değerli dostlarım. Geldim 12. soruya. Aha, Hakkı hoca bunu bize öğretti. 1955'i gördüm. Yapıştır kanka. Ya verb 2 ya da was verb 3. Ceyhan gitti, Denizli gitti, Edirne gitti. Doğru cevap Adana ya da Bursa. Peki, dünyanın Guinness Rekorlar Kitabı 1955 yılında yayımlar mı? Yayımlanır mı? yayınlanır değil mi arkadaşlarım? Yani pasif, pasif olduğu için de was were 3 olan Adana'yı işaretliyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Geçmişi gördüğümüzde kanka biz ona boşuna kanka demedik. Öyle bir şey yok. Biz ona boşuna kanka demedik. Şimdi buraya geldik kıymetli dostlarım. Şimdi burada before it It dediği ne bilmiyoruz. Burası B tarafı diyelim. Şurası da A tarafı diyelim. Şimdi it ne? Design takımı herhangi bir problem. Could affect the new product. Yeni ürünü etkileyebilen. It. It dediği ne? Yeni ürün. Yeni ürün piyasaya çıkar mı? Çıkartılır mı? Yeni ürün piyasaya kendi kendine çıkmaz. Yeni ürün piyasaya çıkartılır. Yani burası pasif. Baktığımda put aktif. Put aktif. E, zaman bağlacının B kısmı vil olmaz. Bu da gitti. Doğru cevap Adana ya da Ceyhan. Peki. Şimdi e, burada Adana ya da Ceyhan'ı işaretleyeceğiz. İkisi de olabilir. Peki dizayn takımına soruldu. Sorulmuştu. Eyvallah. Yeni ürün e, etkileyebilen piyasaya çıkmadan önce. Şimdi yeni ürün piyasaya ne zaman çıktı? Ürün piyasaya ne zaman çıkar? Geçmişte. Peki bu insanlara ne zaman soruldu? Geçmişte. Şimdi sen burada ürünü günümüzde piyasaya çıkartıyorsun. Geçmişin geçmişinde soruyorsun. Yine mantık hatası oluyor. O yüzden present past uyumsuzluğu var. Anlam uyumsuzluğu var. Doğru cevap olarak burada da Adana'ya gidiyoruz canım öğrencilerim. Geldik 14. soruya. Ev çok kötü bir durumdaydı. Ne zaman? Geçmişte. It dediğimiz ne? Ev. Peki. Ev e, yeniler mi yenilenir mi? Ev yenilenir. Yani pasif. Baktığımızda da denizli aktif. Tek denizli eleyebiliyoruz. Karar verir mi verilir mi? Karar alır mı alınır mı? Karar alınır, karar verilir. Yani burası da pasif olacak. Took aktif, will take aktif. Elimizde kaldı C ya da E. Şimdi C mi E mi artık çevireceğiz. Ev çok kötü durumdaydı, ev e, yenilenemezdi, yenilenemeyebilirdi. Bu yüzden bir karar alınmıştı mı, alındı mı? Şimdi ev yenilenemez bir halde olduğundan dolayı karar alınmıştı değil de karar alındı çevirisi daha doğru. Bir de evin kötü durumda olması ve karar alınmasına baktığımızda Evin kötü durumda olması, geçmişin geçmişi karar alınması, verb 2 olması lazım mantıken. Ama burada karar alınması, geçmişin geçmişi yaparak evinin durumunu, evin durumunu göz önüne almamış. O yüzden burada bir öncelik sonralık hatası olduğu için Edirne'yi eliyoruz. Ve doğru cevap olarak Ceyhan'ı işaretliyoruz kıymetli öğrencilerim. Geldik 15. soruya. Şurada bir Ven'i gördük. Burası Ven'in B'si, burası V'nin A'sı. Ten suyuşması, ten suyuşması, ten suyuşması, ten suyuşması ve ten suyuşması hepsi oldu. Şimdi mahkeme erteler mi, ertelenir mi? Bir defa mahkeme ertelenir. Yani burası pasif olacak. Şu aktif. O gitti. Ee, hakim öğrenilir mi, öğrenilir mi? Öğrenir. Burası da aktif olacak. Şu pasif gitti, şu pasif gitti. Doğru cevap ya Bursa ya Denizli. Jüri öğrendi jüri üyeleri bildi defans e, savunma savunan avukatın jüri üyelerinden biri savunan avukatı tanıdı ne zaman tanıdı geçmişte o zaman e, hakim ne zaman öğrendi geçmişte mahkeme ne zaman ertelendi geçmişte çeviriye baktığımızda eylem geçmişte olmuş deyip bursa present diye eliyoruz ve denizliyi işaretliyoruz can öğrencilerim Teşekkürler. Geldim 16. soruya. Kıymetli dostlarım bu da kausatif sorusu. Yarın anlatacağım dersle alakalı. O yüzden bu sorumuzu da geçtim. Geldim 17'ye. Şimdi burada bir foru gördüm. Şurası B'si, şurası A'sı. Ters uyuşması var. Heh, hemen bir ipucu verelim size. Bağlaç arkası, bağlaç arkası... ING ve türevleri olur. Arkadaşlar bu soru gerund infinitive sorusu yani daha doğrusu participle sorusu. Bu konuyu size anlatmadığımız için net bilgi vereyim. Bağlaç arkası ING ve türevleri olur. Yani türevleri dediğim verb 3 olur. İşte being verb 3 olur. Having verb 3 olur. Bunu yazalım. Bağlaç arkası to olmaz diyelim bir de buraya. Bağlaç arkası to olmaz diyelim. Şimdi burada zaten siz bir foru gördünüz. Bağlaç ya bu. Bu tuyu bir ele. Tamam mı? Ondan sonra e, bu hastanede ilaçlar demiş. Dikkatlice hastalara ilaç verir mi verilir mi? Buna bakacağız. Sonra bu hastanede e, hastalara ilaç verilir. Tamam. Peki ilaçlar ilaçlar dikkatlice sayar mı sayılır mı? İlaçlar dikkatlice sayılır yani ilk kısım pasif. Şuna bakıyorum aktif. Doğru mu? Ondan sonra şuna bakıyorum aktif. Doğru cevap ya Ceyhan ya da Edirne. Peki bu hastane dediği için günümüzdeki bir hastaneden bahsediyor. Edirne hep geçmiş olduğu için gider. Doğru cevabımız Ceyhan. Being candidate da pasiftir arkadaşlar. Teslim edilmek diye çeviririm ama orası kısaltma olduğu için ve size bu konuyu öğretmediğim için çok detayına girmiyorum. Şimdi kazadan sonra başkanın durumu hakkında hiçbir bilgi, hiçbir bilgi, bilgi verir mi verilir mi? Bilgi verilir. Yani ilk kısım pasif. Bu aktif. Ee, bu aktif. Ondan sonra bu da aktif. Doğru cevap Bursa ya da Edirne hastane tarafından bu yüzden insanların korkusu artmaya başladı. Ne zaman artmaya başladı? Geçmişte. O zaman bilgi ne zaman verilmedi? Başbakanın durumu hakkında geçmişte. Yani iki tarafta geçmiş geçmiş olacak. Bu gelecek olduğu için gitti. Doğru cevabımız Edirne. Nasıl çözdük? Bilgi verir mi? Verilir mi? Verilir pasif. Adana aktif, Ceyhan aktif, Denizli aktif. İki şıkka düştük. İnsanlar geçmişte korkusu arttıysa geçmişte bilgi verilmedi deyip Bursa'yı eleyip Edirne'yi doğru cevap yazdık. Was being given out. Kazadan sonra Başbakan'ın durumu hakkında hiçbir bilgi hastaneden tarafından verilmiyordu. Bu yüzden insanların korkusu en yükseğe, en kötüye çıktı, çıkmaya başladı diyor 18. Geldik 19'a kıymetli dostlarım. Neden simitler onların tatilini Bunlar iptal eder, değil mi? Tatilini insanlar iptal eder. Yani burası aktif kıymetli dostlarım. Burası aktif, özür dilerim. Aktif, ilk kısım aktif. Hemen bakayım pasif var mı? Yok, bu da olur, bu da olur, bu da olur, bu da olur, bu da olur. Their ee, holiday was that, şuydu. İptal etmelerinin sebebi neymiş? Geçmişteymiş. O zaman bunlar tatilini ne zaman iptal etti? Geçmişte. Şunu present diye ele, şunu present diye ele. Onlar... Ee, onlar by the bad weather forecast hava kötü hava ee, tarafından ee, simitlerin tatili iptal eder mi edilir mi? Hava tarafından tatil iptal edilir yani ikinci kısım pasif olacak have put off aktif elendi. Bu eylem komple geçmişte oldu. Bu da present olduğu için gider. Doğru cevabımız Bursa. Bir ailenin geçmişteki tatilinin iptal edilmesini konuştuk kıymetli öğrencilerim. Geldik 20'ye. Burada bir model var. Çevirelim hadi bakalım. Should have used. Kullanmalıydı. Saftirik. Kullanmadı. Might have been used. Kullanılmış olabilir di. Parantez içi. Must have used kullanmış olmalı. Will have been used kullanılmış olacak. Kullanılmış olacak. Were supposed to use. Were supposed to use. Kullanılması mesiması beklendi. Kullanılması beklendi. Şimdi bazı insanlar düşünüyor sadece Stone Age değil aynı zamanda Nazca Lines e, astronik olayları e, geçmişte tahmin etmek için nokta nokta geçmiş dediği için şu present eledik. Bu Stone Age ve Nazca Lines ne bilmiyorum ama e, hava durumlarını tahmin etmek için bu ikisi kullanılır mı kullanılır mı? Bu ikisi kullanılır. Yani pasif olacak değerli dostlarım. Adan aktif gitti. Ceyhan aktif gitti. Edirne aktif gitti. Doğru cevabımız Bursa. Tekrar çevirisini yapıyorum. Bazı insanlar düşünüyor sadece Stonehenge değil. Aynı zamanda da Nazca Lines e, eski günlerde astronomik olayları tahmin etmek için kullanılmış olabilir. İnsanlar bunu düşünüyor. Geçmişte bunların kullanılmış olabilir olduklarını düşünüyorlar. Hem geçmiş hem pasif olan şıkkımı sadece Bursa'dır canım öğrencilerim. Devam ediyorum. 21. sorudayız. Bakalım ne demiş? Çok sayıda yabancı öğrenci bursa ihtiyaç duyar mı? Duyulur mu? İhtiyaç duyar. Yani burası aktif. Bakıyorum şu pasif. Bakıyorum bu da pasif. Bunlar gitti. Çünkü onlar anne ve baba ya da akrabaları tarafından destekler mi? Desteklenir mi? Desteklenir. Yani burası da pasif olacak arkadaşlar. Aktif, aktif. E, pasif, evet. Oldu. Bakın tekrar söyleyeyim. Çok sade yabancı öğrenci bursa ihtiyaç duymaz. Aktif. Aktif. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu pasif gitti. Bu pasif gitti. Bu olabilir. İki şıkka düştük. Çünkü onlar anne ve babaları tarafından destekler mi? Desteklenir mi? Desteklenir. Yani burası pasif olacak. Şurada supported aktif ama are being supported pasif olduğu için Doğru cevabımız bu soruda Edirne'dir. Zaten çoğu yabancı öğrenci diyerek genel bir bilgi verdiği için geçmişte de dediğimizde de doğru cevabı bu soruda kolaylıkla gidebilirmişiz. Arkadaşlar bu 22. soru birinin bir şey yapmasını tercih etmek anlamında sınavda çıkmayacak bir soru tarzı. O yüzden hiç anlatıp kafanızı yormuyorum. Siz de onu boş verin arkadaşlar. Geldim 23. soruya. 23. soru demiş ki, don't put that fish in the same aquarium with the others. Bu balıkları, bu balığı diğer e, akvaryumdaki balıklarla aynı yere koyma. Çünkü o balık büyük olanlar tarafından yer mi yenir mi? Yenir. Yani pasif. Baktığımda Adana aktif, Bursa aktif. Doğru mu? Ceyhan, Denizli, Edirne doğru cevap olabilir. Peki bu balığı diğerleriyle aynı kovaya koyma. Çünkü bu balık diğer daha büyük balıklar tarafından yenilebilir mi? Yenilmeliydi yenilmedi mi? Yenilmek zorunda ya da yenilmiş olmalı mı? Bu balığı diğerleriyle aynı yere koyma. Çünkü büyük balıklar tarafından yenilebilir anlamında bir olasılık vereceksin. Doğru cevabımız Ceyhan. %90 veremezsin. E, yenilmeliydi yenilmedi. Nereden biliyorsun derler adama. O yüzden bu soruda doğru cevabımız C şıkkıdır kıymetli dostlarım. 24. soruya geldiğimizde de şöyle bir bakıyorum. Sculpture, heykeltıraş umut etti. Ne zaman umut etmiş? Geçmişte. O zaman neyi umut etmiştir? Geçmişi. Hani geçmişte umut eden geçmişi umut etmiştir. Doğru mu? O yüzden Adana Present gider. Bursa olur. Ceyhan olur. Denizli olur. Edirne Present gider. İş, iş. Onun oğluna tamamlaması için bırakır mı bırakılır mı? Oğluna tamamlaması için iş bırakmaz, iş bırakılır. Yani ikinci kısmın pasif olduğunu görüyoruz. Burada left aktif. Doğru cevabımız Ceyhan ya da Denizli. Şimdi baktığımızda da e, tıraş umut etti. O büyük taşları bitirebileceğini mi umut etti, bitirildiğini mi? E, tıraş bitirebileceğini umut eder ama... Might be finished pasif olduğu için gitti. Bitirilebileceğini umut etmesine rağmen iş e, tamamlaması için oğluna bırakıldı anlamında. Doğru cevap Ceyhan. Tekrar çözelim. Bir tane he var. Bu işi bitirir aktif. Baktığımda şu pasif gitsin. Geçmişte umut ettiğine göre soru geçmişe gitti. Bu present bu present gitti. Ondan sonra doğru cevabımız Bursa'ya da Ceyhan. İş tamamlaması için onunla bırakır mı bırakılır mı? Bırakılır pasif olacak. Bu da aktif. Gitti. Doğru cevabımız bu soruda C şıkkıdır kıymetli öğrencilerim. Şimdi 25. soruya geldiğimizde de soruda bakalım neler var? Evet. Evet. Şimdi Gettysburg en ünlü küçük bir kasabaymış. Pennsylvania'da Amerika'da ...ulusal tarihi eser olarak... ...korur mu, korunur mu? Evet, burası korunur arkadaşlar. Yani pasif. Baktığımızda şu aktif. Bu gider. Şimdi... Ee, ...böyle bir yerin... E, ...ulusal tarihi bir heykel olarak... ...ya da anıt olarak... ...korunması genel bir bilgidir. Doğru mu? Geçmişle alakalı bir şey değildir. Bunu da dedik. Ondan sonra korunur. Korunmalı, korundu... It was the site. Orası yerdi ee, iç savaşta. Çok sayıda e, hayat kaybetti. Yani çok sayıda yaşam gitti. Çok sayıda yaşam kaybettik mi? Kaybedildik mi? Şimdi yaşamla insanlar ne zaman ölmüştür? Geçmişte ölmüştür. O yüzden bu da gitti. A ile E arasında kalırız. Hadi buradan yak. Şimdi... Gettysburg en ünlü küçük kasabadır. Pennsylvania'da Amerika'da ulusal tarih anıtı olarak korunur. Çünkü orası bir alandır. Savaş alanıdır. Bu savaş alanında çok sayıda yaşam kayboldu diyeceğiz. Yani çok sayıda yaşam kayboldu diyeceğiz. Kaybolduruldu değil de kayboldu diyeceğiz. O yüzden burayı aktif alacağız. Edirne e, pasif olduğu için gidecek. Doğru cevap Adana'dır arkadaşlar. Ama zor bir soruymuş bu. Evet kıymetli dostlarım 25 soruyu çözdüm size. Bal olsun inşallah, fayda olsun. İnşallah siz de benim gibi çözebilirsiniz. Şimdi siz şöyle hemen bir chat'i kapatıyorum. Şöyle bir chat'i kapatıyorum. Sizden gelen sorulara cevaplıyorum kıymetli dostlarım chat'i kapatarak. Hocam 18. soruda D şıkkı pasif değil miydi demiş bir öğrencim. Hemen bakıyorum. Hayır pasif değildi. Are supposed to give out e, demek demek ne yapması ee, hastaneden hastaneden e, hastane tarafından bilgi verilmesi beklenir. Arsa postu give out. Bu aktif. Bunun pasif hali şöyle olur. Arsa postu be given out olur. Neden? Çünkü be postu zaten bir kalıp. Onu pasif diye alamazsın. Pasifi bu şekilde yapılır. Mustafa cığım. Evet, hocam must have used kullanılmış olmak zorunda diye çevirebilir miyiz? Hayır arkadaşlar, must have word 3'ü must have zorundalık olarak çevirmeyin, zorundalık olarak çevirmeyin, çevirmeyin. Hep geçmiş olasılık olarak çevirin, hep geçmiş olasılık olarak çevirin kıymetli dostlarım. Devam ediyorum, başka ne var? Nazca çizgileri Peru, Hı, tamam. Dersin başı sisteme yüklenecek. Evet. Merhabalar hocam. Merhaba dostlarım. Hocam şıklarda hangileri pasif hangileri nasıl bileceğim? Eyvahlarım olsun bayram. Bunun dersini anlattım ben sana. O dersi izle. Onun bir kuralı var. Bir tablosu var. Ben size onun tablosunu anlatayım. Hocam bir forum base adverb olmaz. Pasif içinde geçerli tazminat, telafi, evet. Hocam rica etsem taktiği tekrar yazar mısın? Not alamadım. Ama şey, bu ders e, ee, kıymetli dostlarım, ben bu anlattıklarımı daha önce anlattığım için sizde var bu. E, olmadı. Tekrar izle Rabia'cığım. E, bu saatten sonra yandan ne olur yanıyor. Böyle bir şarkı. Evet, ben de merak ettim şarkıyı. Soner Kabırdayı. Bu saatten sonra yansan ne olur? Tamam, dinleyelim bu şarkıyı. Hocam, bir cümlede iki defa olmaz diye bir kural var mıdır? iki boşlukta iki tane Edward 3 olmaz ama üç boşluk varsa iki Edward 3 olabilir diye düzeltelim o kuralı. Evet yapabilirsin. 612 66 bir sıkıntı yaşamazsın. Hocam onun tensi yok. Evet. Bu sorular sizde yok. Tamam. Hocam başlamadan bir şey sorayım. Ben de geçen seneki ben atayım onu sana. Tamam. Teşekkür ederim. Sorularınızı cevapladım. Bu akşam böyle bir ders yaptık. İyi oldu mu sizlere? Böyle bir kaçamak yaptık yok bir sınıfı. Var mıdır efendim bir isteğiniz? Ara sıra yapalım bunu. Ben teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. Biraz hızlı oldu mu? Olmadı değil mi? Biraz hızlı olmadı. Anladınız bence siz beni. Benden ders almayanlar için hızlı olabilir ama beni de benden ders alanlar için hızlı değildir diye düşünüyorum. Teşekkürler sağ olun. Bir Türk Hava Yolları bir de sınav kampı. Hoşçakalın. Bay bay.